MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP'nin hazine yardımına bloke edilmesini kaldıran Anayasa Mahkemesi'ni hedef aldı sevgili izleyenler. Kararı gafillik olarak değerlendirdi. Seçimden sonra Anayasa Mahkemesi'nin statüsünü değiştireceklerini söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yine sert konuştu. Bu kez hedefinde Anayasa Mahkemesi vardı. Anayasa Mahkemesi'nin HDP ile ilgili aldığı karar iflah olmaz bir garabet ve gafilliktir. Gerekçesi Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin hazine hesapları üzerindeki bloke kararını kaldırması. Kahramanlarımızı incitip yok sayan bir mahkemeyi haysiyet, hukuk ve hüküm açısından biz de yok sayarız. Anayasa Mahkemesi'nin mezkur kararından sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itibarını, inandırıcılığını ve saygınlığını korumak nasıl mümkün olacaktır? Bahçeli AYM üyelerine de sert tepki gösterdi. Bu karara oy veren mahkeme üyeleri vicdanlarının sesini değil, ihanetin sözünü dinlemiş ve buna kulak vermişlerdir. MHP lideri seçimlerden sonra hedeflerinin yeni anayasa olacağını söyledi. Önümüzdeki seçimden sonra Cumhur İttifakı'nın yegane hedeflerinden birisi yeni anayasadır. Bu kapsamda Anayasa Mahkemesi'nin statüsü, kuruluş ve yargılama esasları kökten değiştirilmeli. Devlet Bahçeli, HDP'ye Cumhurbaşkanı adayı olarak AYM Başkanı Zühtü Arslan'ı önerdi. Şayet HDP Zillet İttifakı'nda yer almayıp kendi Cumhurbaşkanı adayını çıkarmayı planlıyorsa tavsiyem odur ki Anayasa Mahkemesi Başkanı arayıp da bulamayacakları özelliklere sahiptir. Evet, MHP lideri Bahçeli'den Anayasa Mahkemesi'ne yönelik çok sert tepkiler dinledik sevgili izleyenler. İşte bunları konuşacağız. Anayasa Mahkemesi'nin statüsünün değiştirilmesinden bahsediyor. Yeni anayasa diyor seçimlerden sonra Bahçeli. Ve çok ciddi bir hedef alma durumu söz konusu. Şimdi karşımızda CHP İstanbul Milletvekili ve anayasa hukukçusu İbrahim Kaboğlu var. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Bahçeli'nin ifadelerini birlikte dinledik. Anayasa Mahkemesi'ne yönelik küfre varacak çok ciddi anlamda eleştirileri var diyebiliriz. Bu tepkinin Anayasa Mahkemesi üyeleri arasında nasıl bir etkisi oluyor? Alınan kararlara dair sizce bir etkisi oluyor mu? Tabii öncelikle şunu belirtmekte yarar var. Böyle bir konuşmaya tanık olmak, böyle bir konuşmayı dinlemek veya bu kuruma sürüklenmiş olması ülkemizin büyük bir talihsizlik. Gerçekten bu konuda konuşmak bile çok acı verici, çok icap verici. Çünkü Anayasa Mahkememiz 1961 anayasasıyla kurdu. 62'de faaliyete başladı. 61 yıllık mahkeme ve biz şununla övünüyorduk Avrupa ölçeğinde de. Türkiye Anayasa Mahkemesi Avusturya, İtalya ve Almanya'dan sonra Avrupa modeli üzerinde kurulmuş olan 4. Anayasa Mahkemesi. Dolayısıyla evet inişi çıkışlı dönemler oldu. Yanlış kararlar verdi. İyi kararlar verdi. Anayasa Mahkemesi eleştirilebilir mi? Biz eleştirdik. Daha iyisi için dedik. Fakat dikkat edin, Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşu sırasında varlığı döneminde büyük bir darbe oldu. Diğerlerini bir tarafa bırakalım. Yani 71'i ve sonrakileri bir tarafa bırakalım. 80 darbesinde bile hiçbir zaman Anayasa Mahkemesi'nin bu şekilde sorgulanışına tanık olmadık. Yani Türkiye'de askeri darbe yapanlar bile, bütün yetkileri üstlenmiş olan generaller bile böyle bir sorgulamayı yapmadılar. Bu bakımdan bu kişi, söz konusu kişi, yani biraz önce aktardığımız sözlerin sahibi kişi zaten HDP'nin kapatılması sırasında da bu şekilde bir baskı
yapmıştı ve açılan dava Cumhuriyet Başsavcısı üzerinde uygulanan baskı yoluyla dava açılmıştı ve alelacele açılmış olduğu derme çatma delillerle, kağıtlarla açılmış olduğu Anayasa Mahkemesi'nin bu yanlış açıldı, burada yer alması gereken belgeler değil de derme çatma belgeler yer alıyor gerekçesiyle geri göndermesiyle anlaşılmıştı. Şimdi bu bakımdan şu kesin demek ki bu dava bir şu anda iktidarın ortağı olan Cumhur İttifakı'nın bileşeni olan bir partinin lideri, genel başkanının baskısı sonucu açılmıştır. Şimdi o genel başkan şunu istiyor: madem ki davayı açtırdım, o zaman benim isteğim doğrultusunda Anayasa Mahkemesi karar versin diyor. Hatta konuşmasına diyor ki, onurunu korumaya çalışıyor başsavcının. Peki başsavcının onurunu rencide mi edeceğiz diyor. Oysa onu yaparken Anayasa Mahkemesi'ni tehdit ediyor. Bana sorduğunuz soru çerçevesinde tabii ki Anayasa Mahkemesi üyelerinin böyle bir sözle muhatap kalmış olması hiçbir demokratik devlette görülmeyen bir durum olması itibariyle zannediyorum onlar hukuku daha çok sahiplenerek bir yanıt vereceklerdir. Anayasayı, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'ni, hukukun genel ilkelerini daha çok kararlarına yansıtmak suretiyle yanıtlayacaklardır. Benim tanıdığım Anayasa Mahkemesi üyeleri, özellikle meslektaşım olanları yakından tanıdığımı söyleyebilirim. Onlar herhalde en azından bu yönde bir kararlılık sürecine girmişlerdir. Diğerlerini de tanımadıklarımın da böyle bir kararlılık sürecine, hukuku daha bir öne çıkarma yönünde kararlılık sürecine girmiş olmaları beklenir. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü burada yalnızca üyelere yönelik tehdit değil, yalnızca üyelere yönelik hakaret değil, sadece üyelere yönelik küfür niteliğinde sözler değil, aynı zamanda anayasal kurum olan bir temel kurumun sorgulanması söz konusu. Yani hani ceza kanununda yer alan anayasal kurumların kaldırılmasına teşebbüs, işte tam da budur. Şimdi bu açıdan tabii ki bunu ben hukuk diliyle açıklamakta zorlanıyorum. Yani bunca kıdemli bir anayasa hukukçusu olarak hukuk dilinde karşılık vermekte, hukuk diliyle bunu açıklamakta zorlanıyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Demek ki 14 Mayıs seçimi aslında kişiler mi, kişilerin keyfi yönetimi mi, bir ya da iki kişinin ittifakla her dilediğini yaptırabildiği bir yönetim mi, yoksa kurallar ve kurumlar yönetimi mi? Bu yönde, bu ikili arasında halkımız, seçmenimiz tercihte bulunacak. Ya da monokrasiye mi, tek kişi yönetimine mi, yoksa demokrasiye mi oy vereceği yönünde bir ikilem karşısında kalacak. Ve bu sözler, adı geçen kişinin, Millet İttifakı'nın küçük ortağının, başkanının bu sözleri zannediyorum 14 Mayıs'a giden yolda seçmenlerin iradelerini daha belirgin bir biçimde ortaya koymalarını kolaylaştırıcı olmuştur. Çok talihsizdir, söylenmemesi gerekirdi. Doğrusu çok üzüntü verici, icap duyuyorum ama zannediyorum demokrasiye daha güçlü adımlarla yürüyebilmemiz için belki bir musibet olarak görülebilir. Peki HDP'nin kapatılma davasından bahsettiniz. Ben sizin görüşlerinizi merak ediyorum. Ne bekliyorsunuz bu davada? Yani HDP'nin kapatılma durumu olabilir mi? Olursa eğer seçimi nasıl etkiler bu? Şöyle, şimdi Anayasa Mahkemesi'ne belirttiğim gibi HDP'nin kapatılması davası ya da HDP'yi kapatma davası siyasal baskılar sonucu açılmıştır. Eğer adı geçen kişi o tür bir baskıya yönelmeseydi o dava açılmayacaktı. Benim gözlemim o.